Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamızı hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız bölüm, karşılaştığı kimseye güzel söz söyleyip güler yüz göstermek, yani tebessüm etmek, güler yüzlü olmak. Birinci okuyacağımız ayet-i kerime, iki ayet-i kerime okuduktan sonra hadis-i şeriflere geçmiş olacağız. Hicr suresi 88. ayet-i kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyur. Estağfirullah. وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere şefkat kanatlarını ger. Yani müminlere kol kanat ger. Onlara şefkatli ol. Kim diyor? Rabbimiz diyor. Kime diyor? Sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, inananlara, müminlere şefkatli ol. Onlara şefkat kanatlarını ger. Tabii bu hitap önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun şahsında da bütün Müslümanlara. Yani Rabbimiz bütün Müslümanların birbirlerine şefkatli, merhametli, alçak gönüllü, anlayışlı olmasını istiyor. Şefkatle birbirimize muamele etmemizi istiyor. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i peygamberimize emanet etti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmete şefkatle davrandı ve sahabe-i kiram o şefkat ve merhametten dolayı gerçekten gökteki yıldızlar gibi oldular. Ve nasıl Rabbimiz ümmeti Muhammed'i Peygamber Efendimiz'e emanet etti ve müminleri de müminlere emanet etti. Yani biz Müslümanız ve Müslümanlar birbirimizin kardeşiyiz. Dolayısıyla birbirimiz birbirimize emanetiz. Yani hepimiz birbirimize emanetiz. Dolayısıyla Müslüman, Müslümana şefkatli davranmalı, merhametli davranmalı, alçak gönüllü davranmalı, kardeşliğinin gereği neyse onu yapmalı. Biz kardeşiz. Yani ailemizde de bu kardeşliği hassasiyetle gözetmek durumundayız. Komşuluk, komşularımızla da, akrabalarımızla da, arkadaşlarımızla da, iş yerimizde de, sokakta da, köyümüzde de, şehrimizde de, vatandaşlar arasında da İslam ve Müslüman kardeşliğinin gereklerini en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım. Karşılaştığımız zaman selam vereceğiz, hal hatır soracağız. Efendim akrabalığımız güzel olacak, komşuluğumuz güzel olacak. İhtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Ümmetin yetimleri, mağdur durumda olan insanlar varsa onlarla ilgilenmeye çalışacağız. Efendim borçlu olan insan varsa onun borcu konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Yani velhasıl hayatla alakalı, insanla alakalı, tabiatla alakalı Müslüman her halükarda Müslüman kardeşine, İslam kardeşinin gereğini yerine getirecek. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ayeti kerimede beyan edildiği üzere bütün Müslüman kardeşlerimize şefkat kanatlarını geren, şefkatli muamele eden ve bütün Müslümanlara da kol kanat geren kullarından eylesin. Şunu unutmayalım ki
Biz ne kadar şefkatli, merhametli olursak Allah da bize şefkat ve merhametle muamele eder. Zaten insanlara merhamet etmeyene göktekiler de merhamet etmez. İnsanlara teşekkür etmeyene insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmez. Ancak insanlara teşekkür eden, insanlara merhametli davranan o teşekkürün karşılığını ahirette alır. Merhametinin karşılığını da Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ecir ve mükafatıyla almış olur. Rabbimiz cümlemizi merhamet ve şefkatle dopdolu olup bütün Müslüman kardeşlerimize şefkatle, merhametle ve kolaylık gösteren kullarından eylesin. Şimdi gelelim bir diğer ayeti kerimeye. Bu da Ali İmran suresi 159. ayeti kerime. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir özelliğinden bahsedecek Yüce Rabbimiz. O öyle bir özelliktir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları peşinden sürüklemiştir. Ve öyle bir özellik ki bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Nur Dağı'nda Kadir gecesinde peygamber olduğu kendisine bildirildiği zamandan itibaren Efendimizin o güzel ahlakı, o güzel ahlaki erdemleri sayesinde ne oldu? Hem Efendimiz zamanında binlerce, on binlerce insan Müslüman oldu. Hem de o günden bugüne kadar da milyarlarca insan Müslüman oldu. Ve dünyada da en fazla sevdiği insan da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oldu. İşte onu sevdiren, onun insanların gönüllerinde böyle taht kurduran o muhteşem ahlakını Rabbimiz şöyle beyan ediyor. Es'anü billah. Velev kunte fazzan galizal kalbi len fazzu min havlik. Şayet sen etrafında bulunan insanlara kaba davransaydın, katı kalpli davransaydın, yani huysuz davransaydın, merhametsiz olsaydın, len fazzu min havlik, senin etrafında kimse kalmaz, dağılıp giderlerdi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseye kaba davranmadı. Hiçbir zaman huysuz denilebilecek bir davranış içerisine girmedi. Hiçbir zaman katı kalpli olmadı. Her zaman merhametli oldu. Canı yansa bile yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşıda bulunan insanın kalbini kırmamaya çalıştı. Ve bu da nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını gösteriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel ahlakını ahlak edinen kullarından eylesin. Tabi insan böyle huysuz olursa, kaba olursa, katı kalpli olursa ne olur? Yani öyle bir hal olur ki, yani bu komşusunda da, akrabasında da, aile içerisinde de, ticaretinde de, müşterisinde de, patronunda da, işçisinde de, yani velhasıl her yerde insan huzursuz olur. Huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, sıkıntı verir, kavga gürültü meydana gelir. Yani bir insan huysuz olduğu zaman, kaba olduğu zaman, geçimsiz olduğu zaman, insanlara karşı anlayışsız olduğu zaman, merhametsiz olduğu zaman, katı kalpli olduğu zaman ne olur? Bu insanların kalplerini birbirine birleştirmez, kalplerini birbirine karşı nefretle, kinle, husumetle ne olur? Doldurmuş olur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlak edinmek o aileye huzur getirir. Efendim o ortama, insanların bulunduğu her bir ortama bereket getirir, mutluluk getirir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını ahlak edinen kullarından eylesin. Şimdi gelelim birinci okuyacağımız hadisi şerifimize. Adi İbni Hatim radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bu Ehl-i Sünnet'in temel hadis kitaplarının kütüb-i sitte'nin aşağı yukarı tamamında olan bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki, Allah-u Teala sizin her birinizle aracısız, tercümansız konuşacak. Zaten bütün dilleri yaratan Allah-u Teala bizzat bizimle birebir Rabbimiz konuşacağını, yani hesabın böyle çetin olacağını, dünyada yaptıklarımızın hesabının verileceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ahiret sahnesi olarak hatırlatıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Allah-u Teala hiçbir aracı olmadan, arada bir tercüman olmadan hepinizle birebir görüşecek, birebir hepinizle konuşacak ve insan sağına bakacak. Ya yaptığın bir salih ameller var mı diye dünyada gönderdiğinden başkasını göremeyecek. Sol tarafına bakacak. Yani orada da bir salih amel arayacak. Ancak sol tarafında da yine dünyada gönderdiği salih amellerin dışında başka bir şeyi göremeyecek. Yaptığı günahları görmüş olacak. Sonra insan
ön tarafına bakacak ki cehennem var. Cehennem ateşi var. Şimdi böyle sağına soluna bakması da, yani beni kurtaracak bir şey var mı? Salih amel var mı? İyilik, hayırlı işler, ibadetler, sevaplı işler var mı diye insanın sağına soluna bakmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün insanın salih amellere, sevaplara ne kadar da muhtaç olduğunu gösterdiğini ifade ediyor. İşte tam bu esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mahşeri ortam içerisinde, önünde cehennem var, sağda solda sevaplarım var mı yok mu, ne gönderdim ben dünyadan, hangi amelleri yaptım diye böyle bir tedirginlik arayış içerisinde olduğu zaman insan, Efendimiz o zaman buyurdular ki ittegunnar, cehennemden sakının, cehennemden sakınacak işler yapın. Yani cehennemden sakının, nasıl? Velev bişikli temretin, yani yarım hurma bile olsa sadaka vermek suretiyle kendinizi cehennemden koruyun. Demek ki cehennem öyle bir ceza yeri ki, ama Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'nin şefkati, merhameti, yüceliği, yarım hurma tanesi bile olmuş olsa, o kadar, yani böyle küçüklüğünü ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kadarcık bir hurma bile vermiş olsa kişi kendisini cehennemden koruma yoluna bir kalkan edinmiş olacak. İşte Efendimiz ya o kadar bile olsa kendinizi koruyun diyor. Yani o gün insan her şeye muhtaç olacak. Hani ayeti kerimede فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, her kim zerre kadar hayır işlerse, yani zerre küçücük, yani gözde görülen küçücük bir nokta, böyle küçücük bir hayır yapsa onun sevabını görecek. Her kim de küçücük bir şer, bir günah, bir çirkin bir iş yapmış olsa onun da cezasını görecek diye ayeti kerime ifade ediyor. Yani o gün kişi amel defterini açtığı zaman, yahu bu nasıl bir kitapmış böyle, büyük dememiş, küçük dememiş, her şeyi kaydetmiş buraya diye insan hayretini ifade edecek. Yani yaptığımız hiçbir şey boşa gitmiyor. Hayır adına, iyilik adına, güzellik adına, ibadet adına, sevap adına, insanların memnun olacağı insanlık adına, güzel komşuluk, güzel akraba, güzel arkadaşlık, güzel ahlak vesaire, insanlık ve İslam adına yapılan en küçücük bir şey bile olsa onun mükafatı artarak Rabbimiz tarafından ikram edilecek. Ancak onun dışında günah olanlar, haram olanlar, çirkin olanlar, efendim isyan olan, fıskı fücur olan vesaire, bu tür çirkinliklerin de küçücük bile olsa onların da cezası orada verilmiş olacak. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyardı. Yani cehenneme karşı tedbirinizi alın. Böyle hurmanın yarısı kadar bile olsa Allah yolunda böyle infak edin. Sadakanızı, zekatınızı, hediyenizi ihtiyaç sahiplerine verin. Peki bunu bulamazsa kişi ne olacak? Efendimiz hemen bu sözün peşine şunu da buyurdular. Femellem yecidi febi kelimeti tayyibetin. Bunu bulamazsa kişi güzel bir söz söylesin. Demek bu da bir sadaka yerine geçiyor. Bir sonraki hadis-i şeriflere belli kelimetu tayyibetu sadakatun. Güzel söz sadakadır buyuruyor. Yani bir kimse birisine güzel bir söz söylese, tatlı bir söz söylese, bir tavsiyede bulunsa, bir yol tarifi yapmış olsa, efendim bir hal hatır sormuş olsa, gönlünü almış olsa, efendim derdini dinlemiş olsa, ne olur bu sözler de, bu tatlı sözler de, bu güzel sözler de kısacık bir cümle bile olmuş olsa Allah yolunda verilmiş, kabul olunmuş bir sadaka gibi oluyor. Bu da Allah'ın izniyle cehenneme karşı bir kalkan olmuştur. Elhamdülillah. Dolayısıyla sadakalarımızı çoğaltalım. Maddi olarak çoğaltalım. Güler yüz olarak, tebessüm olarak, güzel sözler olarak çoğaltalım. Ailemize bu sadakaları verelim. Yani güzel sözleri söyleyelim. Çocuklarımıza güzel sözleri söyleyelim. Komşularımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, köylülerimize, vatandaşlarımıza, alışveriş yaptığımız yerdeki insanlara konuşurken güzel konuştuğumuz zaman da, tatlı konuştuğumuz zaman da ne olur sadaka sevabı alıyoruz elhamdülillah. Yani bir alışveriş yaptık. Sonra alışveriş yaptıktan sonra Allah razı olsun, teşekkür ederim, hayırlı işler desek bile bu da tatlı bir sözdür, güzel bir sözdür. Sadaka sevabı almışız elhamdülillah. Selam verdiğimiz zaman da sadaka sevabı almış oluyoruz. Niye? Selam da bir duadır, güzel bir sözdür. Dolayısıyla evimizde de bu sadakaları, manevi sadakaları çoğaltmamız lazım. Komşularımızla, arkadaşlarımızla, efendim akrabalarımızla bulunduğumuz her ortamda hem sözlü sadakayı hem de maddi sadakaları ne kadar çoğaltırsak cehenneme karşı kalkan olur. Cehenneme karşı kalkan olduğu zaman da cennete doğru bir yol açılır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi cehennemden korunan ve cehenneme karşı kalkan olan sadakaları bol bol sağlayacak.
salih amelleri bol bol çoğaltan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi cennetlik amelleri bol bol yapanlardan eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin selameti için, hasreten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.